dünya bu haberi bekliyordu ama İsrail yine sözünden döndü. Kademeli esir takası ve 4 günlük ateşkes sürecinin bu sabah başlaması bekleniyordu. Ne var ki Tel Aviv yine şaşırtmadı. Ateşkesin askıya alındığı ve savaşın devam edeceği söylendi. Bu açıklamadan saatler sonra da yine siviller bombalanmaya devam etti. Herkes ateşkesi beklerken İsrail yine şaşırtmadı. Masum sivillerin bulunduğu 5 ev ağır bombardımana tutuldu. Dünya geçici ateşkes kalıcı barış getirir mi derken Tel Aviv insani arayı bile çok gördü. Et kola yani imşalan. İsrail Hamas'la 4 günlük ateşkes imzalamış, kademeli esir takasının ilki de bu sabah yapılacaktı. Tam da geri sayıma başlamışken Tel Aviv'in sözünden dönmesi uzun sürmedi. Tel Aviv, Filistinli esirlerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıkladı. Hatta ateşkes de askıya alındı. İsrail'in savaş devam edecek sözlerinin ardından Gazze'nin güneyi Han Yunus'taki evler bombalandı. Üstelik ölenler yine sivil, yine çocuktu. Peki ateşkes neden ertelendi? İsrail gerekçe olarak Hamas tarafından İsrail'li esirlerin listesini henüz sunmadığını öne sürdü. Peki Gazze'de şu an neler oluyor? Bombardıman devam ediyor mu? Son durumu almak üzere sınırın sıfır noktasına gideceğiz. Özlem Aktay orada. Özlem, ateşkes ertelendi. Peki askeri hareketlilik ne durumda? Oradaki izlenimlerin neler? Gazze için ateşkes yarına ertelendi. Dünyanın gözü kulağı da Gazze'de o ateşkesin ne getirip ne getirmeyeceğinde ama size sınırdaki son durumu aktararak başlayalım notlarıma. Bakın arkamda Gazze'nin kuzeyi var. 7 Ekim saldırılarının ardından bulunduğumuz bu nokta ağır bombardıman altındaydı ama son 24 saatte 300 hava saldırısının gerçekleştiğini size aktaralım. Yani adım adım ateşkese giderken maalesef Gazze'de katliam devam ediyor, onu söyleyebiliriz. Gazze'deki ateşkesle ilgili Amerika'dan bir açıklama gelmişti. Beyaz Saray sözcüsü Andrew Watson, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin lojistik ayrıntılar üzerine çalışıldığını belirtmişti. Ve cuma sabahını umuyoruz diye bir açıklama yapmıştı ama önümüzdeki saatlerde cuma günü yarın itibariyle ateşkes başlayacak mı, başlamayacak mı henüz belli değil. Gözler yarın bu noktada olacak ama şu an itibariyle bölgenin yoğun bir bombardıman altında olduğunu size söyleyelim. Bakın dumanların yükseldiği yerler. Biraz susuyorum çünkü havada heronlar var. Savaş uçaklarının sesini biz çok net duyabiliyoruz ama yayına geliyor mu gelmiyor mu emin değilim. Bakın karşı taraf Beyt Hanun Cibaliye ve yine Gazze'den kuzeyden hemen güneye inmek isteyenlerin güzergahı. O noktalar günlerdir ağır bombardıman altındaydı. Binlerce çocuk, binlerce kadın o noktada katledilmişti. Ancak ateşkese giderken, ateşkese artık saatler kala ağır bombardıman devam ediyor. Yani İsrail sanki dünyaya ateşkesin ardından bu savaşın devam edeceğini, ateşkesin başlayacağı son saate kadar bu katliama devam edeceğini gösteriyor. Önümüzdeki saatler ne getirecek? Biz de merakla bekliyor olacağız. 4 günlük insani ara verilmişti. Hamas elindeki 50 İsrail askerine karşılık 150 Filistin'in serbest bırakılacağını söylemişti. Tabii önemli açıklamalar da geliyor. Anlaşmada bir pürüz olduğu da söyleniyor. Sıkıntının İsrail tarafından kaynaklandığı da yine belirtiliyor. Bunun notlarını da sizlere aktaralım. İsrail serbest bırakılacak esirleri kendisi belirlemek istiyor. Daha çok en son 2 haftada gözaltına aldığı gençleri bırakmak istiyor. İşte bu noktada bir anlaşmazlık olduğu da yine Hamas tarafından açıklandı. Bakalım önümüzdeki saatler buraya ne getirecek? Geçici ateşkes kalıcı bir barış getirecek mi, getirmeyecek mi? Bu sorunun yanıtı çok kısa sürede belli olacak Deniz Süre.